Merhaba sevgili Mercan TV izleyicileri. Yeni bir gündem kritik programıyla tekrar karşınızdayız. Bu akşamki konuğum AK Parti Belediye Meclis Grup Başkan Vekili Veteriner Hekim Sayın Sırrı Üstürk. Efendim hoş geldiniz. Teşekkürler, sağ olun, hoş bulduk. Sağ olun. Sayın Başkanım, yanılmıyorsam bu sizinle üçüncü programım. Evet. Sizinle epey zaman oldu yapmadık ama bugüne yine kısmetmiş. Efendim, bir Sayın Başkanım'la bugün veteriner hekim ama kendisi o konulara pek fazla giremeyeceğiz. Kendisi AK Parti Belediye Meclis Grup Başkan Vekili olduğu için ülkenin durumunu, güncel konuları konuşmaya çalışacağız. Zamları, tarımı, ekonomiyi elimizden geldiğince konuşmaya çalışacağız. Umarım sürçülisan etmeyiz. Sayın Başkanım, nasıl başlayalım isterseniz? Bu bir tane paylaşım var. Değerli bir avukat arkadaşımızın paylaşımı var. Onu okuyarak ben okuyayım size. Siz de isterseniz ona göre bir açıklama yapın. Ben şu isterseniz onu biraz daha gerilere bırakalım. Çünkü Kağıtta Belediyesi konusu içerisinde Onu konuşalım derim. Şimdi bu avukat arkadaşımız belediyenin avukatı olması hasebiyle onu belediyeye dahil edip öyle mi konuşalım diyorsunuz. Evet. Tamam Sayın Başkanım, o zaman biz neyle başlayalım? Şu an bir ekonomiyle başlayalım mı Sayın Başkanım? Nedir şu an ekonominin son durumu? Durumumuz nedir? Dolar bir biliyorsunuz bir 18.40'a dayandı. Birden dip yaptı. 10'a kadar düştü. Şu an 13.40-13.50 seviyeden tekrar yükseliyor. Hükümetin bu yeni ekonomi politikası tuttu mu, tutmadı mı? Vatandaşın kafası şu an çok karışık. Vatandaşın kafasını bir berraklaştıralım Sayın Başkanım, buyurun. Evet, teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Öncelikle bize ekranları başında izleyen izleyicilerimize ve bu programın yapımcısı olarak sizleri, Mercan TV ailesini ben saygı ve selamla selamlıyorum. Şu anda kendi konumuza, yani ekonomi konusuna değerlendirmeye geçmeden önce Ahmet Bey'in Adıyaman için verdiği bir müjde var. Onunla ben başlamak istiyorum. Adıyaman Büyük Çay Barajı'nın bugün 97.990 hektar, yaklaşık 100 bin hektarı sulayabilecek büyüklükte, yılda 84 milyon kilowatt enerji üretebilecek kapasitede, yapım sözleşmesi 1 milyar TL bedelinde sözleşme bugün imzalandı. Bu Kahta Çayı üzerinde yapılıyor ve Narince tarafında ki koluyla efendim çayın öte tarafı dediğimiz bütün kısmı sulayabilecek bir kapasitededir. Başta Ahmet Bey'e, vekillerimize, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu Kahta için çok önemliydi. Diğer barajlar başladı, devam ediyor ama bu 5 Ocak itibariyle sözleşmesi yapılmış. Hatta bugün itibariyle, yani bugünkü kur üzerinden kanallarıyla beraber yaklaşık olarak 2,5 ile 3 milyar TL civarında bir yatırım olacaktır. İnşallah bir an önce sözleşmesi yapıldı diye kendisi de kendi hesaplarında paylaşmış. Bizler de gördük. Adıyaman için büyük önem taşıyordu. Kendilerine buradan teşekkür ediyoruz. Adıyaman'a hayırlı olsun. Kendisine teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet. Böyle güzel bir müjdeyle başlamak istiyoruz. Şimdi mevcut durum, evet biz ekonomi uzmanı değiliz ama her birimiz bir aile geçindiriyoruz, bir şirket geçindiriyoruz, bir iş yeri geçindiriyoruz. Hepimiz kendi şirketimiz, kendi ailemiz, kendi çapımızda bir ekonomi yönetiyoruz. Bu ekonomi malumunuz herkesi ilgilendiriyor. Yani küçükten büyüğe, küçük esnaftan veya aileden tutun da büyük şirketlere kadar herkesin ilgi alanı içerisinde bir konu. Çünkü hepimizin geçim kaynağı. Şimdi şu anda hükümet bir değişim programı içerisine girdi. Yani 2022'lere girerken hükümetin aylar önce hedeflediği bir hedef var. Bu hedefin içerisinde üretim, efendim istidam, ondan sonra cari açığı kapatma. Şimdi biz tabii bunları söylerken biz kendi çapımızda, kendi bilgimizde, kendi yaptığımız işler üzerinden değerlendireceğiz. Dediğim gibi ben bir ekonomi profesörü değilim, ekonomiyle ilgili bir uzman da değilim.
Şimdi daha önce bazen şu anda ekonomik kriz var, ekonomik sıkıntı var diye tabir ediliyor. Ben ekonomik sıkıntıdan ziyade ekonomik dönüşüm diye tabir ediyorum. Niye? Ekonomik krizlerde üretim durur, istihdam durur, fabrikalar işçi çıkarmaya başlar. Efendim ekonomik olarak işte şirketler batmaya başlar, iflaslar başlar. Bu durumlarda özellikle üretimin durmaya doğru gittiği durumlarda biz bunlara ekonomik kriz deriz. Ama şu anda şükürler olsun mesela Adıyaman olarak değerlendirdiğimizde bizim Gölbaşı'nda, Besni'de, Adıyaman'da ve Kahta'da organize sanayilerimiz var. Organize sanayilerin içerisindeki sanayi yatırımlarının yeri dolduğu gibi yeniden yatırım yapmak isteyenler için ise bir sıra oluşmuş durumda. Yani tabiri caizse bir kuyruk oluşmuş durumda. Evet. Mesela Kahta'ya örnek verirsem 560 dönümlük bir arazi alındı, efendim şey yapıldı, şu anda parselasyon yapılıyor. 60 tane yaklaşık olarak 60 yatırımcıya yetecek bir kapasite var deniliyor. Ama müracaat edenlerin, yani geçici olarak müracaat edip de yer alıp yatırım yapmak isteyenlerin sayısı 100'ü geçmiş. Şimdi ekonomik krizlerde üretici paraya sarılır, belli bir yere koyar, faize götürür, bilmem dolara götürür ama yatırımdan kaçar. Evet. Oysa şu anda tam tersine, yani hükümet özellikle 2022 yılı içerisinde önüne koyduğu hedef yatırımı, yatırımla beraber ihracatı en yüksek seviyeye çıkarıp cari açığı kapatmak. Cari açıkta kapandığı zaman inşallah ümit ediyoruz ki zaten dolar cari açıktan dolayı değer düşüyor. Yani değerli sebeplerden bir tanesi. Ve bu hedef tutar. Şimdi şu andaki gidişat yani hükümetin aldığı tedbirler açısından söylüyorum. Ekonomik olarak hükümet tabiri caizse sadece elini değil gövdeni taşın altına koymuştur. Yani mutlaka bunu tutturmam lazım. Belki ileride birçok ülke Türkiye bu konuda örnek alacaktır. Neden? Yani herkes klasik olarak şuna alışmış. İşte bütün ekonomistler çıkar. Faizle efendim döviz ters orantılıdır. Siz faizi yükseltirseniz para faize kaçtığı için dolardan çekilir, dolar düşer. Ondan sonra eğer faizi düşürürseniz tersi olur. Para dolara gider, dövize gider. Ondan sonra efendim dolar yükselir. Bu klasik olarak bizim dahi bu konuda yorum getirebildiğimiz bir konu. Evet. Ama hükümet tam tersini yaptı. Döviz kuru üzerinden bir yeni hesaplar açtırmaya başladı. Ve ben senin dolarını garantiye alıyorum, senin dövizini garantiye alıyorum. Sen parayı dövizine değil, git TL mevduatına yatır. Evet. Ondan sonra boşu boşuna bu parayı tutma, tutup da yükseltme diye. Evet. Şu andaki önümüze konulan ekonomik model budur. Ben ümitliyim, düzelecek kanaatindeyim. Peki Sayın Başkan, şimdi halkın deyimiyle soruyorum. Şu an sizce yani Türkiye ekonomisi güllük gülistanlık mı? Zamlar var. Özellikle elektriğe gelen zam, doğalgaza gelen zam %150, %127 hatta iş yerlerine gelen zamlar var. Sigara ve içkiye gelen %47 ÖTV zamıyla beraber. Şimdi piyasalar tam durma noktasında. Şu an yani sizce vatandaş ben perişanım diye feryat eden vatandaş doğru söylemiyor mu? Yani piyasalar güllük gülistanlık mı? Herhangi bir sıkıntı ve problemimiz yok mu? Tabii ki değil. Şimdi olayı değerlendirirken tabloyu tümüyle önümüze koymamız gerekir. Tabii ki. Şimdi biz 2 yıldır bütün dünya bir pandemiyle boğuşuyor. Evet. Pandemiyle beraber dünyada belki de enflasyonun yüzünü görmemiş ülkeler 3-5 katı kadar şu an enflasyon ile çalışmaya başladılar. Enflasyonu görmeye başladılar. İşte Avrupa ülkelerinden tutun da belki bu %1 veya %1'in altında enflasyonla yaşayan ülkeler şu anda 5 ile 6 ile 7 ile bir enflasyonla karşılaşmaya başladılar. Birincisi bu. Pandeminin bütün dünya üzerindeki etkisi. İkincisi, dünyada şu anda malumunuz bir kuraklık. Yani bu dünya üzerinde şu anda değişmeler, mevsimsel değişmeler vesaire, işte küresel ısınma. Mevsim değişikliğinden dolayı. Evet. Evet. Bu da gerek tarımsal üretimin düşmesine, tarımsal üretime gıdaya olan ihtiyacın, arz ve talebin fazlalığından dolayı gıda fiyatlarının dünya piyasasından yükselmesine. Yani dolar bazlı olsun, diğer döviz bazında olsun. Yine
pandemiden dolayı düşen üretim, dünya üzerinde düşen üretim, doğalgaza veya elektriğe olan talebi şeyin gevşemesiyle beraber aşırı derecede bir talep artmış oldu. Şimdi bu da iki sebebe dayanıyor. Mesela birincisi deniyor ki kuraklıkla beraber barajlarda artan suların düşmesi neticesinde elektrik üretiminin doğalgaz ile bunun açığını kapatılması. Evet. Şimdi haliyle doğalgaza olan talep 2-3 katına çıkarsa fiyatlar da özellikle spot piyasada 3 katına 4 katına kadar yükselmiş oluyor. Yani arz talep meselesi diyorsunuz. Evet. Evet. Yine özellikle Almanya'nın üretimlerinin nükleer enerjiden yavaş yavaş çekilmesiyle beraber nükleer enerjinin yerine doğalgaza dönmesi, kendi enerji açığını doğalgazıyla kapatmaya çalışması yine dünya piyasasında özellikle Avrupa'da doğalgaza olan talebi arttırıyor. Yani hem kuraklıktan dolayı barajdaki suların miktarının düşmesi, elektrik üretiminin azalması artı yine Avrupa'nın doğalgaza olan ihtiyacının artması spot piyasada doğalgazının 3 kat 5 kat kadar yükselmesine sebep oluyor. Bu da haliyle bütün dünyayı etkilemiş oluyor. Yani dünya piyasasında şu anda en fazla yükselen yükselen enerji ve doğalgaz fiyatları. Ne oluyor? Bununla beraber ülkemiz de bundan etkilenmek zorunda kalıyor ve de etkileniyor. Bunlar bu şekilde etkilenince yani pandemi, üretimin düşmesi, devlet gelirlerinin düşmesi artı devlet gelirleriyle beraber bu sefer sosyal yönde yaptığı yardımlar. Yani bu ne oldu? Bütün ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de bir enflasyonun doğmasına sebep oldu. Dünya piyasasındaki gıdaya olan talep artı enerjiye olan taleple beraber enerji kaynaklarının, üretim kaynaklarının yükselmesi, işte doğalgaz, petrolün hakeza şu anda işte 80 dolarların üzerine çıkması, bütün bunlar bütün ülke ekonomilerini etkilemektedir. Aynı şekilde bizim ülkemizin de ekonomisini etkilemektedir. Yani belki de yıllardır tek haneye düşmüş olan enflasyon, bakıyoruz ki bugün artık %20'leri, 30'ları, evet. İşte son TÜİK'in açıkladığı rakamlara baktığımız zaman bayağı bir üstlere çıkmış. Yani bu ne demektir? Bugün Almanya'da 5 katına çıkmış enflasyon değeri, ülkemizde 10'sa 5 katına çıktığı zaman 50'ye çıkmış olması gerekiyordu. Eğer biz 30'da tutmuşsak demek ki yine 5 katı değil 3 katı kadar çıkmış. Bütün dünya, sadece bizde değil, Amerika'da, Almanya'da, Avrupa'nın bütün ülkelerinde aynı şey. Biz bu konuda biz de etkileniyoruz. Ama en az hükümet bu konuda en az etkilemek için çaba içerisine girmiş durumdadır. Sayın Başkan, peki vatandaş, şimdi bu vatandaşa direkt yansıyor bu zamlar. Yani kimisinin cebini yakıyor, kimisi elektrik faturasını ödemiyor, kimisi doğalgaz faturasını ödemiyor. Vatandaş ne yapsın, ne gibi tavsiyeleriniz var kendisine? Şimdi burada şöyle yaklaşılması lazım. Özellikle bu belirleyici olan iktidar, hükümet olduğu için dar gelirli veya sabit gelirliyle, bugün asgari ücretliyle üretim yapan birinin arasında o sosyal mesafeyi açmaması lazım. Zaten en düşük olan, düşük gelirli olanlara en yüksek zamı yapılmasının sebebi de bu. Budur. Mesela asgari ücretli bu konuda en düşük seviyede maaş alan kesim olarak yani devlet biliyoruz. Bu makası kapatmaya çalışıyor. Kapatması lazım. Evet. Ondan dolayı eğer oraya öbür normal kesime %30 zam geliyorsa asgari ücretliye %50 geliyordur. Neden? O ikisi arasındaki, çünkü neticede ikisi de aile geçindiriyor. Evet. İkisinde belli geçim şartları var. Hı hı. Bu aradaki makası daraltması lazım ki bununla ilgili de zaten yapıldı. İşte %30'a %50. Hı hı. Evet. Onun için vatandaştan ziyade eğer bu hükümet bu tedbirini almışsa ve de uyguluyorsa inşallah bu şeylerin yansıması, yani ben neticede günde 10 kilowatt elektrik tüketiyorsam benim aile olarak 8'e düşürmede pek de şansım yok. Yani ben aile içi tasarrufumu zaten yapabildiğim kadar yapıyorum. Evet. Bu konuda tavsiyeyle bir şey olacak bir durum değildir. Ama dediğim gibi eğer maaşta, eğer sabit gelirde gerek vergide olsun, gerek şeyde olsun onlar korunmaya çalışılırsa inşallah zamlar yükselse bile oranlar değişmese önemli olan insanların oransal olarak alım güçlerinin kendini muhafaza etmesidir. Eğer bu muhafaza ediyorsa inşallah fazla sosyal mesafe açılmadan, insanlar arasındaki alım gücü fazla düşmeden hep beraber
etkilenebildiğimiz kadarıyla yükümüzü alırsak hep beraber yine devam edeceğiz diye düşünüyorum. Teşekkür. Sayın Başkan, rahmetlik Sayın Süleyman Demirel'in bir lafı vardı. Diyordu ki, işte tencereyle gelen tencereyle gider. Evet. Vatandaşın cebine dokunduğun an gidersin diyordu. Şimdi şu an son anket sonuçlarına baktığımızda şöyle bir anket karşımıza çıkıyor. AK Parti oyları %30 civarı, CHP oyları %25-26 civarı, İYİ Parti %12, bazen %15, %16 gidip geliyor o rakamlarda. Şimdi bir de gri alan dediğimiz bir seçmen var. Yani araftaki seçmen. Evet. Ortada bekleyen, kararsız seçmen. Bu seçmene baktığımızda genellikle AK Parti'den küsüp giden seçmen var. Yani bazen %18'i buluyor bu seçmen. %18 büyük bir seçmen. Bu gri alandaki, bu araftaki seçmen. Bu seçmeni, bu AK Parti'nin seçmenini geri getirebilmek için AK Parti'ye neler yapılması lazım? Bu vatandaşın cebine dokunulduğu için mi bunlar diğer tarafa veya orta alanda bekliyor? Şunu bekliyorlar mı acaba? Ülke düzelirse, Cumhurbaşkanımız bu ekonomik krizi atlatırsa, ki hala diyorlar ki yaparsa, Sayın Cumhurbaşkanı yapar diyorlar. Yaparsa tekrar geri gelecekler mi o alana? Bu gri alandaki seçmen için parti olarak ne düşünüyorsunuz? Evet. Şimdi 20 yıllık bir iktidar, sizin tabirinizle şu anda dalgalanan bir ekonomik durum. Evet. Yani iyi bir tablo görünmüyor gibi deseniz de biz şu anda hükümetin iyi bir tabloyu en iyiye götürmek için bir çaba içerisinde olduğumuzu söylüyoruz. Evet. Şimdi bütün bu tablolara rağmen yine Cumhurbaşkanımıza olan güven yine birinci sırada. Evet. Yani AK Parti bütün partiler arasında son anketler elimde değil. Onu rakamsal olarak söylemeyeceğim. Ben verilere verdim size. Ama şunu net söyleyeyim ki AK Parti şu anda siz de çok rahat bir şekilde söyleyebilirsiniz. Birinci parti. Evet. Birinci parti olmaya devam ediyor. Bu ne demektir? Yani yine 20 yıllık bir iktidar. 20 yıl iktidarda kalmak kolay değil. Cumhuriyet tarihinde şu andaki hükümet kadar uzun süre çok büyük ve başarı. Yüksek rakamlarla halkın desteğini almış bir hükümet bulamıyoruz. Yok. Çok büyük başarı. Şimdi 2 yıl akın bir seçim var, bir seçim süresi var. Hı hı. AK Parti yine her şeyde yaptığı gibi yine değişim dönüşüm içerisinde. Yani biliyorsun anayasal olarak işte hükümet modelinin değiştirilmesi vesaire Türkiye'de birçok yönden devrim sayılacak şeyler yapmıştır. Şu anda da ekonomide de yine öyle bir yola girdi ki ilk etapta belki çok eleştirilir ama taşlar yerine oturduktan sonra gerçekten bu model Türkiye için iyiymiş denmeye başlayacak bir duruma doğru inşallah. Taşlar seçime kadar oturur mu Sayın Başkan? Oturması lazım. Evet. Oturması lazım çünkü önemli tedbirler alındı, önemli şeyler yapılıyor. Son 3 ayda özellikle cari açık konusunda ciddi bir düşüş var. Evet. Bu hızla devam edersek inşallah, yani benim kendi şahsi öngörüm, 6 ay içerisinde belki de yeni ekonomik modelin ürünlerini almaya başlayacağız diye düşünüyorum. AK Parti insanlar sandığa gideceği kadar kararsız kesim mevcut biliyorsunuz. Evet. Şükürler olsun ki şu andaki muhalefet hala iktidarın karşısında iktidar olabilecek boşluğu doldurmuş durumda da değil. Onu da çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Vatandaş kendisini sorguluyor. Evet. Benim şahsımdan darılıyor. Ben bir AK Partiliyim. Sırrın hatası şudur diyor. Darılıyor. Vay işte Ahmet, Mehmet, Hüseyin. Ondan sonra dönüyor. Ya tamam ben bunlarda kızdım ama ben kime oy vereceğim diyor. Tekrar bakıyor ki gene yaparsa AK Parti yapar. Yine götürürse Tayyip Erdoğan yapar. Yani Türkiye'de 20 yılda yaptığı devrimlere baktığı zaman evet bazen kırgın, bazen kızgın ama önüne tabloyu koyduğu zaman gerçekle yüzleştiği zaman da yine kendi yolunun nere olduğu konusunda kanaatini veriyor. Şu Sayın Başkan bu konuda sizinle neredeyse hemfikirim ki evet. Geçen programda da bunu tekrar dile getirmiştim. Şimdi gri alandaki seçmen AK Parti'den kopup giden seçmen. Evet. Gidip o arafta bekliyor. Yani orada bir bekleyeyim diyor. Şöyle bir gözet diyor. CHP'ye bakıyor. Diğer partilere bakıyor. Direkt gitmiyor. Evet. Herhalde CHP'ye çok geç gidiyor bu seçmen onu söyleyeyim. Genelde İYİ Parti'ye yöneliyor. Deva Partisi'ne yöneliyor. Oraya direkt gidenler zaten gidiyor. Ama gidemeyenler bekliyor. Peki CHP neden bu seçmen gitmiyor? Demin dediniz ya, yani bu boşluğu dolduracak bir muhalefet yok diyorsunuz.
ki tabirinizle. Ben şunu diyorum. Eğer zaten bu boşluğu dolduracak bir muhalefet olsaydı, bugüne kadar zaten AK Parti 20 yıl iktidar olmazdı. Evet. Şimdi şunu diyor vatandaş. AK Parti evet diyor şu şeyleri kötü yaptı diyor, bunu kötü yaptı diyor, kötü yaptı diyor. Durup düşünüyor, nereye gideceğim diyor. Dönüp baktığı yer kendisine tatmin etmiyor. Evet. Bu ana muhalefetin hatasıdır. Bunu kendilerine de ben bizatihi söylemişim. Şudur Sayın Başkan, ben olsam onların yerinde şunu yaparım. Ya AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, bunu eleştirmekten vazgeçerim. Ben ne yapabilirim bu ülkeye? Aynen. Yapıcı bir ana muhalefet partisi olarak vatandaşa güven vermen lazım. O güveni veremiyorsan sıkıntıdır. Bu taraftaki seçmen zaten bekliyor orada, gitmiyor. Sana gelmiyorsa kendini bir sorgulaman lazım. Bu seçmen partisine kızdığı halde benim partime niye gelmiyor? Neden benim oy oranım %25'te stabil kaldı? Neden %20'ydi? Neden %30 olmadı? Ki İYİ Parti'nin oylarını şu an anketlere göre %15 ortalama gidip geliyor. Yeni kurulan bir parti. Evet. Nasıl oldu da %15'e çıktı? Ki hani biz Milliyetçi Parti olarak biliyorduk. Sonra dedi ki biz merkez sağ oynayan bir partiyiz dediler. Ki şu an öyle görünüyor. İşte rahmetli Süleyman Demirel'in konumunda bu partiye geldiler. Evet. Nasıl oldu da bunlar %15'e gelebildiler de örnek bir CHP %25'te stabil kaldı da %30'a çıkamadı. Hı. Ya önce bir kendisini sorgulaması lazım ki sen o koltuğa oturabilirsin, o boşluğu doldurabilirsin. Yani AK Parti çok şanslı bu konuda. Karşısındaki muhalefet yetersiz ben görüyorum. Gereksiz polemikler. Örnek veriyorum Sayın Başkan, Milli Eğitim Bakanlığı'na gidilmesi, Sayın Kılıçdaroğlu'nun kapısına gitmesi, kilit vurulması olayı. Zaten arıyorsun, randevu talep ediyorsun, randevun verilmediği zaman. Ya gereksiz bir kamuoyu oluşturmanın bir manası yok. Oraya gitmene de gerek yok. Çık basın açıklamanı, kendi partinde de yapabilirsin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de yapabilirsin. O kadar kişi oraya sürükleyip, oraya bir görsele çevirmenin manası yok zaten. Evet. Bence gereksiz. Bu vatandaşı tiksindiriyor bu konuda. Yapıcı bir muhalefet yapsalar, puan toplarlar. Kendilerine tavsiyemizdir. Ya ister dinlerler, ister dinlemez. Bunu zaman zaman biz AK Parti'ye de burada söylüyoruz. Bazıları diyor ki ya taraf mısın? Taraf değilim ben. Yani kendi şahsım için. Ne AK Parti'ye tarafım, ne CHP'ye tarafım. Ama bildiğim doğruyu da söylüyorum. Teşekkür ederiz. Yani bizim belki benim burada birçok söyleyeceğimi sen benim adıma özetliyorsunuz. Yok, bu gerçek olan bu benim ama. Benim bildiklerim yani bu. Biz biraz da sağda vatandaş gibi konuşuyoruz. Hayır. Böyle siyasetçi ağzından değil, ziyade değil. Normal bir vatandaşın dediği bu zaten. Bu. Biz onların söylediklerini şu an burada aktarıyoruz. Biz burada onlara ne yapıyoruz? Diyoruz ki sizin eksikleriniz şunlar şunlar şunlardır. Evet. Siz vatandaşı çekemiyorsanız bir problem var sizde. Evet. Bu problemi düzeltin ki iktidara gelebilirsiniz. Ya iyilik yapıyoruz, kötülük değil. Zaman zaman burada örnek şey yaptım ben. Sayın il başkanlarımı aldım ben canlı yayına. Bir AK Parti'nin il başkanı gelmemişti Sayın Dağtekin. Bir de MHP il başkanı gelmemişti. Ben burada yine seslendim. AK Parti'ye aynen şöyle demiştim. Bugün gibi hatırlıyorum. Şu koltuklarınızı boş bırakırsanız bir gün CHP'li gelip doldurur. İYİ Parti gelip doldurur. Mevzilerinizi boş bırakmayın diye seslenmiştim. Onlara da yani nedir bu? Tavsiye niteliğinde. Bildiğim doğru oydu. O doğruydu. O anda söyledim zaten. Evet, evet Sayın Başkan buyurun. Evet. Demek ki AK Parti halkın bağrından çıkan, halkın içinden çıkan, halkı sahiplenen, halkın sorunlarını iyi analiz eden, onlarla beraber yürümeyi bilen, yani iyi gününde, kötü gününde yanında olan ve kendini halk gibi gören bir partidir ki halk da sahip çıkıyor. Evet. Yoksa olay mesela bizim gönül belediyeciliği dediğimiz bir belediyecilik anlayışımız var. Evet. Ne demek gönül belediyesi? Çok hizmet yapıyorsun yani. Elinden gelen bütün imkanları en iyi kullanıyorsun, proje üretiyorsun, her şey yapıyorsun ama halkın içinde değilsin, halka dokunamıyorsun, onun iyi gününde, tatlı gününde yanında olmuyorsun veya güler yüz gösteremiyorsun. Yani onun gönlüne dokunamıyorsun. Veya dediğim gibi bunu diyecektim, evet. O halkın gönlüne dokunamıyorsan, o sıcakla hissetmiyorsa sıkıntı var. Evet, evet. Ondan dolayı zaten AK Parti belediyeler üzerinden iktidara gelen bir partidir. Evet. Yani alt basamaklardan yavaş yavaş çıka çıka yukarı doğru gitmişti. Özellikle genel başkanımız, cumhurbaşkanımız bu konuda ilçe teşkilatlarından, efendim il teşkilatından tutun da işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan, efendim milletvekilinden böyle bütün basamakları
yavaş yavaş çıkmış gelmiş bir evet. insandır. Ondan dolayı halka analiz etmeyi, kendi ülke sorunlarını analiz etmeyi de en iyi bildiği için böyle uzun bir süre iktidarda kalmasına sebep oluyor. Yani artık bunu siyasi analist olmaya da gerek yok. Gerek yok, evet. Evet, 20 yıl iktidarda kalan biri için sen herhalde kötü şey değil, iyi şeyler analiz edersin ki bu kadar uzun süre kalıyor. İnşallah 2023'te de devam İnşallah. Edecek. Bizim İnşallah. Kanaatimiz o. Evet, evet. Biz kendisine güveniyoruz. Ben bu döviz 18 lirayken de bir tweet atmışım 2 gün önce. Evet. Biz size efendim Gezi olaylarında güvendik, efendim 17-25'te güvendik, efendim bütün sıkıntılı dönemlerde güvendik. Dolarda da güveniyoruz. Doları dizginleyeceksiniz de bir tweet attım. Şükür olsun 2 gün sonra tak diye bir aldığı tedbirlerle evet. dövizi kontrol altına aldı. İnşallah kontrol altına almaya devam edecektir. İnşallah. 2023'te de ümitliyiz Allah'ın izniyle. Tekrar bu halk, bu kadroları, bu cumhurbaşkanlığı yoluna devam edecek, kendisine iktidar desteği verecek diye. Ama bu şu demek değildir ki, tamam nasıl halk bizden başka kimseyi görmüyor, muhalefette zayıf, yerinde yatın. Tam tersine her insana, herkese, her ferde, her vatandaşa gitmek lazım. Niye? Çünkü herkesin sorununu bilmek lazım ki madem sen buraya zorluğa talipsin, evet. zor olanı yapmak zorundasın. Sayın Başkan, aynen şunu diyorum size. Siz eğer bu ekonomiyi düzeltemezseniz, bu vatandaşın cebine dokundunuz şu an, AK Parti olarak görünüyor şu an. Eğer düzelmezse sizi bu zamlar götürür. Ben buradan bunu size söyleyeyim. Yani siz, CHP'ye söylüyoruz ya, size de söyleyeyim. Eğer bu ekonomi düzelmezse, bu vatandaş rahatlamazsa, inanın bu ekonomi sizi götürür. Bunu da bilginiz olsun. Burada bile... Sayın Başkan şeye geçelim. İnşallah düzelecek. İnşallah. Bekliyoruz. Tütüne geçelim. Evet. Adıyaman için çok önemli olan. Hı-hı. Şu an 1 Ocak'tan sonra zaten biliyorsunuz yasaklar başladı. Artık Hı-hı. tütün, alış, satış, nakliyesi yasak. Bu konuda ne demek istersiniz? Evet. Abdullah Bey, ben baştan beri tütün yasasını savunan bir kardeşiniz. Evet. Tütün yasası başta Adıyaman üreticisini koruyan bir yasadır. Niye koruyor? Neden koruyor? Nasıl koruyor? Şimdi Adıyaman'da belli bir miktar tütünümüz var. İşte bu rakamlar önemli değil. 10 evet. ton, 20 ton, 1000 ton. Şimdi Adıyaman tütünü Türkiye genelinde sevilerek içilen bir tütün. Tütün, evet. evet. Belki ilk etapta adına kaçak maçak denildi ama ben buna hiçbir kaçak tütün denmiyorum. Yok, çünkü Adıyaman üreticisinin kendi aldığın evet. teriyle ürettiği bir şey kaçak olmaz. Yani bu arada biz kimseye tütün içme tavsiyesinde bulunmuyoruz. Evet. İçmeyin, sağlığa zararlıdır. Buyurun. Evet. Zararlıdır. Şimdi evet. biz içenler için söylüyoruz. Evet. Biz ayrıca ben kendim sigara kullanan bir evet. insan değilim. Evet. Şimdi tütün yasasını neden savunuyorum? Şimdi tütün yasası Adıyaman'ın belli bir üretim kapasitesi var. Evet. İşte bu yıllara göre değişebilir, üretim miktarına göre değişebilir. Atıyorum 1000 ton. Şimdi 1000 ton bu tütünün Adıyaman tütünü olduğunu bizim belgelememiz lazım. Biz Adıyaman tütünü diyoruz. Herkes kendi dükkanına bir tütün koyuyor. Üzerine yazıyor. Burası Adıyaman tütünü diyor. Hatta Çelikan tütünü diyor. Evet. Adıyaman tütünü diyor. Evet. Evet. Algan tütünü, Çelikan tütünü, efendim şura tütünü, bura evet. tütünü. Şimdi bunun Adıyaman tütünü olduğunu nasıl anlayacağız? Hadi İstanbul'da sen gittin, abi biri Adıyaman tütünü satıyor. Bu nerenin? Efendim dedi ki ben Algan'dan getirmişim. Bunun var mı bir delili, bir ispatı? Belgesi? Yok. Yok. Evet. Bir bu. Şimdi ikincisi, Adıyaman tütünü kendi reklamını yaptığı için o yıl Adıyaman'da üretilen tütün eğer satışa cevap veremeyecek miktara geliyorsa il dışında tütün gidiyor Adıyaman'a. Evet. Yani atıyorum 100 bin ton üretimimiz varsa 110 bin ton sattığımızda 10 tonu dışarıdan geliyor. Şimdi, veya 20 tonu dışarıdan geliyor. Çünkü bir marka olmuş, meşhur bir tütün. Tabii. O da Adıyaman tütünü diye satılıyor. Adıyaman tütünü, Adıyaman'ın tütünü olmadan dışarıdan gelip buraya girip buradan çıkarsa veya başka yerden Adıyaman tütünü diye satılırsa kim zarar eder? Adıyaman'ın üretici zarar eder. Evet. Şimdi bu yasa çıktıktan sonra, bu yasa kooperatifler üzerinden üretici kendi tütününü üretiyor. Getiriyor, kooperatifine veriyor. Kaç liradan verdi? Atıyorum 30 liradan verdi. Rakamları atıyorum tabii. Kooperatif işledi. Efendim belli bir ambalaja koydu. Bir kilo, yarım kilo, bir her neyse. Ondan sonra işte KDV'si, vergisi ekledi. Onu tuttu. %20 karla sattı. %20 karla sattı. O yıl... Yıl sonuna doğru baktı ki Adıyaman üreticisinin tütünü atıyorum işte 200 tondu,
180'i satıldı bitmek üzere. Sona doğru tütün fiyatı yükselir. Evet. Sen dışarıdan artık üretici kooperatif üyesi dışındaki bir kiloyu alamaz. Alamaz. Yani Malatya'dan veya Diyarbakır'dan veya başka bir yerden üretilen tütün getiremez. Adıyaman tütünü adı altında o herhangi bir marka bir şey yapıştırıp satamazsın. Satan kaçaktır. Evet. Şimdi şu anda iki tane kooperatifimiz faaliyete geçti. Biliyorsunuz Çelikhan ve Adıyaman. Artık tütün alımlarına da başladılar. Şimdi bu tütün alımları ilk etapta ya ben 150 liraya satıyordum da şu anda 30 liraya satacağım veya 40 liraya satacağım. Şimdi 150 liraya satıldığı zaman da zaten 2-3 el değiştiriyordu. Üreticimizin kendi ürettiğini 150 liraya satma şansı yoktu. Yok. Evet. Yani ben sana 50 liraya satıyordum. Evet. Sen İstanbul'daki birine gönderiyordun. O da 20-30 koyuyordu. Öbürü üstüne koyuyordu. Son tüketici bunu en yüksek fiyata satan aradaki aracılardı. Evet. Şimdi Adıyaman asıl parayı götüren aradaki aracılar. Aradaki aracılardı. Yani o üreticimin cebine, üreticimizin cebine yansımıyordu. Evet. Şimdi bu kanun çıkarak şimdi o aradaki şeyi de söyleyeyim. Hani kanun yasağı çıktı, kooperatifler yetişmediği için üreticimiz bir miktar mağdur oldu. Evet. O mağduriyette de biz de mağdur olmasını istemiyorduk. Evet. Yani o bir an önce kooperatiflerin kurulması için bizler de kendi çapımızda gerekli siyasi şeylerimize gerekenleri söylüyorduk. Evet. Şimdi şu anda o kooperatifler kuruldu, tütün alımı başladı, tütün kooperatifler üzerinde satışı başladı. Adıyaman'ın kooperatif üyeleri 30 liradan satmışsa, yarın öbür gün kooperatif 20 lira kar etmiştir. O kar da yine üreticinin cebine girecek. Kooperatiflerin yapısı, kooperatiflerin her üyesi kooperatifin aynı zamanda ortağıdır. Yıl sonunda kooperatif kendi karlarına bakar, isterse kar dağıtır. Kooperatiften kar mı alacaklar? Tabii. Üyesi? Yani bir ben üretici olarak ben bir kooperatife üyeyim. Evet. Efendim Adıyaman Tütün Üreticiler Kooperatifine üyeyim. 10 tonumu verdim. 30 liradan aldı. Ya ben bunu kendim kıyıp satsaydım belki 50'ye satardım. Evet. Orada 20 lira kaybım oluyor ya. Evet. Şimdi bir defa kayıt altına aldık. Ülkede Adıyaman'ın tütünün dışında Adıyaman adı altında satılma şansı yok. Bu şekliyle kalktı. Bir de tüketici ne içtiğini bilecek. Evet, en önemli. Evet, evet. Şimdi sigara sağlığa zararlı. Zararlı. Bu konuda mutabıkız. Evet. Ama sağlığı tütünün kendi zararlarının ötesinde tütünün içerisinde katılan tütünün rengini düzeltecek. Evet. Veya onun küflenmesini önleyecek. Veya onun başka şeylerini önleyecek. Katkı maddelerinin tütünün zarar oranına kadar 10 katına kadar çıkıyor. Dediklerine göre kükürt, saç boyası evet. gibi maddeler. Yani çünkü diğer adıyla merdiven altında üretilen bir evet. kontrolsüz, hiçbir şey yapılmayan bir ürün. Yani içinde ne var bilmiyor. Bilmiyor. Ama bu şekilde bilecek. Tabii ki. Yani şu anda kooperatife evet. gelecek, kooperatifin kendi eksperi olacak, kendi kontrol edecek, belki laboratuvara gönderecek, toksik madde var mı yok mu, katkı maddesi konulmuş mu. Zaten üreticiye gelirken işlenmemiş tütün gelecek. Yani yaprak. Yaprak tütün gelecek. Evet. Ondan sonra kooperatifin sorumluluğu içerisinde olduğu için ona herhangi bir katkı madde koyma imkanı da yok. Evet. Çünkü üretici kişinin veya şahsın da malı değil. Evet. Ondan sonra hem o kanun Adıyaman üreticisini korumuş olacak. Evet. Adıyaman üreticisini bir nevi üretim kapasitesini belirleyecek. Onun tüketici açısından tütünün zararları dışında başka katkı maddeler konulmasını önlemiş olacak. Ondan sonra yarın öbür gün Adıyaman'da 200 ton üretildi. Bu Türkiye piyasasına yetmedi. Başka bir ilden Adıyaman adı altında bu tütünün Adıyaman'a girmesi önlenecek. Evet. İşte kaçak olayı o zaman başlayacak. Birisi bir kamyonu dışarıdan kaçak getirip Adıyaman'a işletip satmak istiyorsa o zaman kaçak mücadele şeyi görecek. Evet. Onun için bu kanun Adıyaman'a çok iyi yaramıştır. Biraz daha Adıyaman üreticisi sabretsin. Saçlar yerine oturduğu zaman eminim ki çok daha iyi para da kazanacak. Ne kadar ekeceği konusunda da önünü görecek. Çünkü evet. kooperatif onunla ilgili şeyini. Bazı yıllar var ki belki çok ekiyor bu sefer satamıyor. Tütünü küfleniyor. Yani. Bazı yıllar var ekiyor üretim miktarının düşüklüğünden dolayı dışarıdan tütün gelip Adıyaman tütünü diye satılıyor. Evet. Yani bunların hepsi yani bir denge. Aleyhine olan şeylerdir. Ama kontrol altına alındığında, evet, miktar evet. belli olduğunda, satış fiyatları belli olduğunda, satış kapasiteleri belli olduğunda, kalite belli olduğunda Adıyaman tütünü marka olmaya devam edecektir.
Sayın Başkan, teşekkür ediyoruz. Süremiz de biraz sınırlı. Evet. Hemen diğer bir konuya geçelim. Siz zaten veteriner hekimsiniz. Son günlerde bir çocuğumuz biliyorsunuz sokak hayvanları tarafından, daha doğrusu bir pitbull köpeği tarafından ısırıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuya hemen eğildi, gereken yardımı yaptı, aileye desteğini verdi. Şu, yanılmıyorsam Antalya'da mı tedavi altına alındı bir hastanede. Evet. Sayın Başkanım da veteriner olduğu için bu konuda bir soru soracağız ama önce şunu söyleyeyim bu konuda. Değerli izleyicilerimiz, şimdi hayvan beslemek güzel bir şey. Hayvan besleyin, beslemeyin demiyoruz biz burada. Hı. Ama beslerken kedi besleyin, koş besleyin, papağan besleyin. Yahu ya pitbull beslemek nedir? Bir kere pitbull'un şekli, şemali bozuk. Hı. Ya korkunç bir hayvan. Yani saldığın zaman bak çocuğu parçalıyor, insanı parçalıyor. O pitbull seni de parçalar yani. Bu hayvan çünkü anlamıyor, hayvandır o. Ya insan değil ki sen, ya bu benim eğitilmiş köpek değil. Bu bir hayvan. Ters bir yana denk gelir, bir akşam seni ısırır. Sabah, yandaki komşuyu parçalar. O yüzden hani hayvanseverler de bize kızmasınlar, kusura bakmayın. Yani hayvan seviyorsunuz, eyvallah hepimiz hayvan seviyoruz ama papağan besleyin, kuş besleyin, köpek besleyin, evde balık besleyin. Çok güzel hayvanlarımız var. Yani ev ortamı için, şehir ortamı için. Ha siz eğer bir çiftlik eviniz varsa tabii ki köpek besleyeceksiniz. Ama onun için çiftliği koruması için. Sen bir tane pitbull köpeğini alıp da çarşıda tasmasını takıp efendim veya tasma takmadan hava atarak onu insanların çorçun arasında gezdiremezsin. Gezdirin zaman gerekli cezayı alman lazım. Yani ceza ise ceza, para ise para ve bir kere yasaklanması lazım. Bütün bu tür hayvanların, insanlara zarar verebilecek hayvanların toplatılıp barınaklara götürülmesi bir an önce lazım. Bu benim kendi fikrim. Cumhurbaşkanımız da bu konuya eğilmişti. Buyurun. Bu konuda siz bir veteriner hekim olarak ne demek istersiniz? Evet. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Yeryüzündeki bütün canlılar biz insanoğluna emanettir. Evet. Allah-u Teala bir dünya yarattı. Bu dünyanın üzerine ihtiyaç olan bütün hayvanları koydu. Hiçbir hayvan sebepsiz değildir. Evet. Hiçbir hayvan lüzumsuz de değildir. Muhakkak. Hiçbir hayvanın neslin tükenmesine göz göre göre yumamayız. Şunu bir sorayım, merak ettim. Evet. Pitbull bildiğim kadarıyla orijinal bir hayvan değil. Sonradan işte genlerle oynayarak meydana getirilmiş, çene kasları çok güçlü, parçalayıcı bir hayvan haline getirilmiş. Doğru mu? Evet. Şimdi en köpek cinsi içerisinde saldırganlık içgüdüsünün en fazla olduğu köpek cinslerinden bir tanesi. Bir tanesi, evet. Evet. Ondan dolayı yani çok kontrollü, çok dikkatli olmak lazım. Aslında bizim özellikle kontrolsüz pitbull'lar tamamen sokak için, cadde için, efendim şehir için tehlikedir. Tehlikedir, evet. Şimdi ben yine başa döneyim. Şimdi bütün canlıları biz korumak zorundayız. Evet. İnsanoğlu yeryüzünde şehirleşme arttıkça, efendim yoğunluk arttıkça ister istemez canlıların da yaşam alanları daralıyor. Daralıyor, evet. Şimdi biz şehir büyüdü, hadi köpekleri atalım, hadi kedileri atalım, hadi şunu atalım diyemeyiz. Diyemeyiz. Böyle bir hakkımız da yok. Evet. Bir de onlar dünyanın dengesini sağlayan unsurlar. Evet. Bize emanettir. Biz onları korumak zorundayız. Şimdi sokağa baktığımızda tabii ki sahipli hayvanlar var, sahipsiz hayvanlar var. Sahipli hayvanlar zaten onlar kendi şeyin sorumluluğunda. Kendi sahibinin sorumluluğunda. Kendi sahibinin sorumluluğundaki hayvanların sahibinin çok daha dikkat etmesi gerekiyor. İşte bir pitbull'un yani sen beslemek lazım mı şehir merkezine başvurun? Yani şimdi sen insanların hayvan sevgisine de biz çok fazla müdahale edemiyoruz yani. Ama her insanın ya özgürlüğü siz, başka insanın özgürlüğü sınırına gitmekle. Sayın Başkan, siz etmeyin de siyasi olarak ben edeyim yani. Hayır, pitbull eksik kalsın yani, benim babam götür evde kedi besle. Ya işte yine şunu söylüyorum. Eğer besleyeceksiniz de bütün tedbirler ve sorumluluğu almak zorunda. Yani bugün benim çocuğumu bir sorumsuzca o hayvan sahibinin sorumluluğundan dolayı ısırıyorsa, parçalanıyorsa, ben hayvandan çok daha onu sorumlu tutarım. Yani hayatını kaybedecek. Evet. Neredeyse. Yani yanlış burada. Şimdi burada ne oluyor? Sanki böyle hayvanın kendisi sorumlu. Hayvanın içgüdüsü o zaten. Değil, hayvan bilmiyor. Sen onu kontrol altına almazsan, ona gerekli tedbirleri almazsan, onunla ilgili şey etmezsen onun sorumlusu hayvan değil, sensin. Evet. Yani çünkü besleyen, sahiplenen onu şeyden kendin oluyorsun. Evet. Şimdi biz sokaktaki bütün hayvanlara sahip çıkmamız lazım. Şimdi şehirlerde bu sorumluluk kimde olur? Özellikle belediyelerde olur. Şimdi
biz bütün hayvanları bir yere toplayıp efendim kontrolümüzde olsun, onları besleyelim demek de açık cezaevine dönüştürmüş oluruz. Evet. Normalde biz hayvanları rehabilite etmemiz lazım. Hastaysa tedavi etmemiz lazım. Efendim bir sorunu varsa düzeltmemiz lazım. Kontrol altına almamız lazım. Kontrolsüz bir üreme oluşmasın diye belli miktarda kısıtlama yapmamız lazım. Evet. Şimdi bütün bunları kontrol altına aldığımız zaman ve onlarla yaşamamız lazım. Yani benim çiftliğimde şu anda 7-8 tane kedim var. 2 tane efendim köpeğim var. Yani ben onlara da çiftliğin bir ferdi gibi bakmak zorundayım. Evet. Efendim ne gerekiyorsa onlar için yapmak zorundayım. Çünkü onlar benim sorumluluğumda. Yarın öbür gün ben onları çok efendim bağlı tut ondan sonra insanlar oraya geldiğinde saldığım zaman ne yapacak? İnsanlar ısırmaya başlayacak. Evet. Onun da tedbirini almak zorundayım. Yani zaten Cumhurbaşkanımızın son talimatları şudur. Hı hı. Özellikle belediyelerde bununla ilgili gerekli tedbirlerinizi alın. Barınaklarınızı yapın. Sahipsiz hayvanlara sahip çıkın. Ama bu konuda ben belediye başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. 2 yıldır. Zaten belediye geleceğiz şimdi. Evet biz tabii biz takdir edilen yerde de takdir etmek muhakkak etmek lazım. Gerekiyor. Evet, evet. Şimdi bir barınakla ilgili bir çalışmamız var Kahta Belediyesi'nin. Efendim Kahta şartlarında mesela belki şu anda Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bu işler başladı. Adıyaman'da 2 tane bilebildiğim kadar barınak var. Biri sağ olsun Adıyaman Belediye'miz bu konuda bir barınağı var. Bir de Kahta'nın barınağı var. Kahta şartlarında şu anda imkanlar dahilinde çalışıyor. Biz de meclis olarak kendilerine gerekli desteği veriyoruz. Hı. Yani yapılması gereken bir şey varsa da yine yaparız meclis olarak. Çünkü o hayvanlara hepimizin sahip çıkması lazım. Bir şahsın veya bir kurumun değil. Bundan dolayı bu konuda belli miktarda da olsa Kahta Belediyesi bu konuda bir tedbir almış. Şu anda çalışıyor. Şimdi bu hayvanları dediğim gibi ne yapmamız lazım? İşte bizim bunların aşılasını yapmamız lazım. Küpe takıp kayıt altına almamız lazım. Kaç tane hayvanımız var, kaç tane efendim şey var. Ondan sonra düzenli aşılarını yapmamız lazım. İşte kuduz aşısıdır, efendim dizanteridir, bilmem köpeklerle, kedilerle ilgili ne kadar şey varsa. Bakın aşı yapmamız lazım. Yapmamız lazım. Evet. Bütün bunları yaptıktan sonra tabii sadece bir kurumun sahip çıkması değil. Yani çocuklarımıza kadar hayvan sevgisini aşılamamız lazım. Yani sokakta bir kedi köpek bir şehir içerisinde eğer gerçekten her zaman yiyecek bir şey bulmayabiliyor. Evet. Gerekirse onun önlerine düzenli bir şekilde bir şeyler koymak lazım. Evet. Dediğim gibi onlar bize emanettir yani. Evet. Bizim bunlara muhakkak, ciddi bir şekilde bakmamız lazım. Muhakkak. Bu bilinci geliştirdikten sonra işte hayvan severler dernekleriyle onları güçlendirmek lazım. Onlarla çalışmak lazım. Yani elimizde geldiğince bu emaneti en iyi şekilde götürmek lazım. Ama özellikle bu saldırgan hayvanın saldırganlaşması bir nevi biraz da hayvan sahibinin elinde. Özellikle sahipli hayvanlar için söylüyorum. Efendim beslenme şekli, ona eğitim şekli vesaire onu saldırganlaşabiliyor. Çünkü hayvanın içgüdüsünde var olan bir şey. Evet. Yani bir köpeği biz... Onu açığa çıkarıyor. Tabii yani bu hayvanları biz neticede Allah'ın emaneti olarak doğadan aldık getirdik. Köpek kendini koruması için kurda karşı bilmem öbür yabani hayvanlara karşı bir saldırganlık içgüdüsü var. Sen bunu yanlış eğittiğin zaman insanlara dönüyor bu. Ondan dolayı bu içgüdüyü bizim baskılamamız lazım. Onunla daha iyi ilişkiler kurmamız lazım. Ve saldırgan ırkları da sizin de dediğiniz gibi mümkün mertebe özellikle pitbull çok saldırgan bir ırktır. Evet. Eğer besliyorsak da en ciddi şekilde tedbirini almamız lazım. Sayın Başkan, AK Parti Belediye Meclis Grup Başkanı Vekilisiniz. Evet. Kahta Belediyesi'nin çalışmaları ne durumda? Eksikleri var mı? Gedikleri var mı? Yaptıklarını tasvip ediyor musunuz? Veya da yanlış yaptığı şeyler var mı? Evet, şimdi yaklaşık olarak 2,5 yılı geçtik. Evet. Bir meclis, belediyenin seçilmesi ve meclise de çalışmamızla ilgili. Şimdi tabii başa dönersek işte efendim Kahta encümen çoğunluğu AK Parti'dedir. İşte belediyenin önünü tıkıyorlar, işte iş yaptırmıyorlar vesaire vesaire. Bu sadece Kahta'da değil, işte İstanbul'da da söylenmeye başladı. Çoğunluğun olduğu, AK Parti meclis çoğunluğunun olduğu birçok yerde bu malzeme kullanıldı. Bu evet. Bana göre çok basit bir malzeme. Niye? Evet. Şimdi önü tıkanıyor dediği zaman gerekçeleri ortaya koymak lazım. Neden tıkanıyor, nereden tıkanıyor, niçin tıkanıyor? Yani hangi konuyu geçirmiyor, yatırımla ilgili ne geldi
AK Parti encümeni karşı çıktı. Efendim hangi hizmetin önüne set çekti? Yani bunu somutlaştırmak lazım. Ama şimdi halkın çok anladığı bir cümledir bu. Ya işte çoğunluk bizde değil, önümüz kapatılıyor. Denildiği zaman ya... Kapatıyor musunuz halk, Sayın Başkan? Kesinlikle. Yani biz mesela ben geçen programda da bu konu olmuştu. Ben bir yıllık bizim meclis çalışma ile ilgili gündemleri buraya getirmiştim. Evet. O gündemlerin içerisinde de rakamsal olarak seçmiştim. %97'ye yakın meclis kararına evet demiş. %97. Evet. Yani eğer biz meclise gelen %97'ye evet demişse... Hatta şunu demiştim size, hatırlıyorum. Ya siz her şeyde evet demişsiniz demiştim. Yani şimdi niye? Şimdi biz orada efendim önümüze gelen bir şeye bir bakıyoruz. Önce bize bizim kendi yetkimize bakıyoruz. Ondan sonra yetkimizin üzerinde vicdanımıza bakıyoruz. Kahtaya bakıyoruz. Faydalı olabilecek her şeye biz evet diyoruz. Ha, bazı şeylerde usul hatası var, hatırlatıyoruz. Efendim daha önce yapılmış hatalar var, önüne koyuyoruz. Yani biz orada Kahta'da hizmet yapılsın diye elimizden ne geliyorsa onu yapıyoruz. Meclis çalışmasında ben işte grup başkan vekili olduğum için hiçbir reddedilen bir şeyde de dahi çıkar gerekçeyi anlatırız. Reddetme sebebimiz budur deriz. Yani bu da belediye faydalı şu konularda şu şekilde o tamamen hiçbir konuda efendim biz bunu istemiyoruz, bu hoşumuza gitmedi demiyoruz. Ondan dolayı ben mesela çalıştığım süre zarfında ben bu arkadaşların vicdanen içimiz rahat, kesinlikle Kahta için faydalı olan her şeye biz şeyin yanında, belediyemizin yanında duruyoruz. Evet. Şimdi hizmetler konusunda bu yıl geçen sene 100 milyon TL civarında bir bütçemiz vardı. Bu yıl 151 küsürdü. Yani 152 milyon. Yıllık bütçeniz. Evet, evet. Bir bütçemiz vardı. Şimdi ben şunu söylüyordum. Her bütçe konuşmamda hep söylüyorum. Burada tekrar söyleyeceğim. Şimdi Türkiye'deki belediyelerin genelinde bir araştırma yaptım. Bütçelere baktım. Çünkü bütçe çok önemli. Bütçe üzerindeki fikirlerini söyleyeceğin her şeyi yapacaksın. Neticede hizmetin geçtiği yer bütçedir. Evet, İnsan sağlığının geçtiği yer mutfaktır derler ya. Her şey bütçe. Evet. Para olacak ki parayla hizmet üretesin. Türkiye'deki belediyelerin ortalaması kendi öz kaynakları ve bir de İller Bankası'ndan gelen bir para var. Para var, evet. Evet. Şimdi hizmet yapabilen belediyeler veya Türkiye ortalamasında şöyle bir şey çıkıyor. Bütçenin %50'si kendi öz kaynakları. İşte vergisi, suyu, efendim kendi ürettiği, belediyenin kendi gelir getiren mülkleri vesaire vesaire. Yani buna çok şey eklenir. Şimdi bütçe atıyorum. Bütçemiz 100 bin mi? 100 binlik bir bütçenin 50 bin lirası kendi öz kaynağı olursa, 50 bin lirası da efendim İller Bankası'nın nüfusumuza göre gönderdiği payımız olursa bu hizmet yapabilir bir belediye. Olur. Standardın üstü bir belediye. Çalışabilir, hizmet üretebilir bir belediye olarak evet. kabul ediyoruz. Ama biz de gördük ki bizim bütçemizin %85'i İller Bankası'ndan gelen para, %15'i bizim kendi ürettiğimiz, kendi öz kaynaklarımız. Şimdi %85'e, %15'i olunca biz demek ki hep böyle hazır şey parası bekliyoruz. İller Bankası'na yani, gelecek para bekliyoruz. Para gelsin, ben de hizmet edeyim. Evet. Şimdi yine bir örnek vereyim. Geçen sene bütçemiz 100 bin liraydı. Evet. Tamam mı? 100 bin lira. Bunun 15 bin lirası öz kaynaktı. 85 bin lirası da İller Bankası'na gelen paraydı. Eğer biz bunu %50'ye çıkarmış olsaydık bütçemiz ne olacaktı? Hemen söyleyeyim. 85'e 85 olacaktı. Evet. O zaman bütçemiz 100 bin lira değil, 170 bin lira olacaktı. Bak 170 bin lira. Evet. Biz geçen sene yılı 100 bin lirayla kapattık. Yani 100 milyon. Öyle diyeyim 100 bin diyoruz da 100 milyon TL ile kapattık. Evet. 70 milyon lira biz öz kaynakları üretmiş olsaydık, 70 milyon lira daha fazla Kahta hizmet yapmış olacaktı. Şimdi daha bir şey anlatmama gerek var mı? Yani ben yapılacak olan parayla ilgili konuyu söylediğim zaman
Yani hizmette şu eksik, şu fazla, şu eksik, şu fazla dememe gerek yok. Sadece süre de kısıttı Sayın Başkanım. Evet. Böyle kısa kısa geçmek istiyoruz. Gelen bir soru var. İlginçtir, size hemen sorayım. Evet. Yayın başta sormuşsunuz, soru soracak mısınız diye. Yok demiştim. Bu soru çok ilginç. Diyor ki, Kahta'da mezar yeri kalmadı. Belediyenin iki sefer mezar yeri istemesine rağmen iktidara olumlu cevap vermemiş diyor. Bu doğru mu diye sorar mısınız diyor. Böyle bir şey var mı Sayın Başkanım? Bana intikal eden, meclise gelen bir şey yok. Ama başkanlık, yani belediye başkanı kendisi yazıyı ilgili yerlere yazmış, bunu bizimle paylaşmamışsa ondan haberim olmayabilir. Anladım. Yani meclise gelen bir şey yok. Yok, bize işte şurayı alalım veya biz şurayı tahsis için istiyoruz. Yani zaten alım olacak ki meclise gelsin. Alım olmadan olmaz. Yani, ama tahsis gelmemiş için başkan sadece bilgi verir meclise. Yani, bize sormaya da gerek yok. Kendisi resmi yazıyla ister. Biz burada değerli Hikmet kardeşimize diyoruz ki meclise gelen bir şey yok, bilgin olsun. Evet. Yani bunun astarı yok. Son olarak da Adıyaman'ın tanıtım günlerine hemen birkaç kelimeyle değinelim. Evet. Bitti mi, değil mi bu konu Sayın Başkanım? Bitti. Bu bitti, evet. Bitti. Hı-hı. Tanıtım günleri. Benim görüşüm şu, tanıtım günleri. İnce ben başta iki kelimeyle izah edeyim. Hı-hı. Benim bildiğim tanıtım günleri, Adıyaman tanıtım günleri ise Adıyaman'da olması lazım, İstanbul'da olmaması lazım. Nedeni de şudur. Sen dışarıdaki vatandaşı Adıyaman'a getirirsen, Adıyaman'ın dağını, taşını, heykelini, Nemrut'unu, Cendere Köprüsü'nü dahi tanıtabilirsin. Ama sen İstanbul'da yapay bir tane köprü yapıyorsun oraya, basit birkaç heykeli götürüyorsun. Sen Adıyaman'ın hiçbir şeysini orada tanıtamazsın bence. Ben olsam tanıtım günlerini Adıyaman'da yaparım. Herkesi misafir ederim. Burada Adıyaman'ı güzelce tanıtırım. Buyurun, siz ne demek istersiniz? Evet. Şimdi İstanbul'da biraz da gelenekselleşmiş bir durum var bu evet. tanıtımlarla ilgili. Evet. Bütün iller kendini kendi ilinin değerlerini oraya taşıyor. İstanbul'da, evet. Neden İstanbul? Yani İstanbul Türkiye'nin beşte biri. Evet. Yani Türkiye nüfusunun beşte biri İstanbul'da. Adıyamanlı'nın çoğunluğu İstanbul'da. İşte bütün herkesin çoğunluğu İstanbul'da. Şimdi bu İstanbul tanıtım günlerinden sonra Adıyaman'a dönmesi bir süreç olabilir. Ben evet. sizi de tam ret etmiyorum. Yani. Evet. Ama önce Adıyaman'a, yani Adıyaman'a insanlar niye gelebilecek bir potansiyel oluşturmamız lazım. Muhakkak çekebileceksin onu. Evet. Şimdi mesela bu sizin dediğiniz fikri biz orada da konuştuk. Evet. Eğer tanıtım günleri önemli bir şeye ulaşırsa, bir seviyeye ulaşırsa, evet. Başta Adıyamanlıların, yani evet. il dışındaki Adıyamanlıların buna olan ilgisini tam çekebilirsek, evet. ondan sonra ya artık Adıyaman günleri bir geleneksel hale geldi. Efendim Adıyaman'ın... Eskideki Komagene festivali gibi. Evet. Yani bizim aslında bu konuda geçmiş tecrübelerimiz var ama biz günümüze aktaramadık. Yani o aynen, festival belki hataları düzeltilerek günümüze kadar getirseydi belki de şu anda ulusal düzeyde bir festival olurdu. Bu sene zaten ulusaldı. Bu sene elimizde geleni yapacağız o festival için. Yapmaya çalışacağız. Ben ne geliyorsa elimde bilmiyorum. Bakacağız. Yani belki desteklerinizi bekliyorum. Belki de Adıyaman tanıtım evet. günleriyle festivali iç içe geçirip birleştirebilirsin. Daha güzel bir yapıya evet. dönüştürebilmemiz evet. gerekir. Ama ben şunu hala savunuyorum. Şu anda Adıyaman biliyorsunuz 3 tane tanıtım günü yapıldı. İstanbul için söylüyorum. Evet. Ben 3'ünde de bulundum. Şimdi bu tanıtım günlerinin İstanbul'da olması veya şu anda yapılanların faydası mı oldu, zararı mı oldu konusunda kesinlikle faydası olduğuna kanaat getiriyorum. Muhakkak faydası evet. olmuştur. Evet. Şimdi eğer siz ileride bunu Adıyaman'a getirmek istiyorsanız bence daha 1-2 tane daha dışarıda yapmanız lazım. İstanbul'da bunu biraz daha ses getirecek duruma getirmeniz lazım. Ama her yaptığımızda bir tecrübe oluşuyor bizde biliyorsunuz. Reci diyor ki süremiz bitti. Hemen toparlayalım Sayın evet. Başkan. Evet. Ondan dolayı ben 1-2 yılda dışarıda yapıldıktan sonra Adıyaman'a getirilmesini ben de yanayım. Niye? Oradaki insanları buraya getirirsek o esas hedefimiz o zaman ulaşmış olacağız. Ama son şunu da söyleyin Sayın Başkan. Evet. Unuttunuz. Bana girişte söylemiştiniz. Avukatla ilgili avukat ücretleri, belediye avukatıydınız yanılmıyorsam. Buyurun. Yani onunla ilgili kendisi bir Face'de bir paylaşım yapmış. İsterseniz onu okuyun. Ben, kısa sürede ona da cevap vereyim. Ben onu hemen okuyayım size. Evet. Diyor ki Hoca bir ilçe belediyesinin 500'den fazla davasını takip edeceğiz. Sadece bir şahsın koca bir ilçenin büyük bir mahallesindeki kanunsuz yapısı nedeniyle 3 tane ana caddeye ve özellikle ilçe emniyet müdürlüğü önünde yolu trafiğe kapattığı gerekçesiyle açılan davaya takip etmemizden ötürü avukatlara en alt
hadden ücret verilmesi sözleşmesi mühendislere en üst hadden ücret konusundaki düşüncesi ve bu düşünceye en sevdiğim ve en saydığım dostlarımın da destek olması beni derinden üzmüştür. Avukatlara verilen değer ve paha aylık 4255 TL. Buyurun. Evet. Şimdi aslında olayın ben başta şunu söyleyeyim. Avukatlık meslek grubuna saygımız sonsuzdur. Onları hiçbir zaman küçümsemedik, küçümsemeyiz. Hatta ben lise yıllarında idealim de avukat olmaktı. Yani avukat da sevdiğim bir meslektir. Evet. Şimdi biz meclis toplantısında bugün tam zamanlı ve kısmi zamanlı olarak belediyede çalışanların ücretlerini belirledik. Şimdi mühendislerin normal devlet kadrosunda çalışan ücret neyse ona tekabül edecek bir rakama karar verdik. Avukatlarda da bir asgari düzey var. Asgari düzeyin üzerine de bir ücret verilmesi lazım. Şimdi avukat arkadaşlar sadece bu maaşla geçinmiyorlar. Evet. Şimdi biz 900 ek gelirleri var. Tabii ki biz hukuk müdürlüğümüze 900 bin, 1 milyona yakın bir bütçe ayırmışız. Bu bütçede her bu bütçenin harcanmasında avukatlar her dosya karşılığında ücret alıyorlar. O ücreti aldıklarından dolayı zaten standartların çok üzerine çıkıyor. Yani 10 milyon. Ben burada Abdülkadir Bey şu çağrı yapabilirim. Biz geçen sene dedik ki hiçbir dosya ücreti almasınlar. Biz kendilerine efendim geçen sene için söylüyorum 10 bin. Bu yılda 20 bin lira verelim. Hiçbir dosya ücreti almasınlar. Avukat olarak çalışsınlar. Evet. Yani artı şimdi diyor ki mühendislere tam şey vermişler. Tamam mühendislerin çalıştığı ücret biz hesapladık. Orada da belediyede de hesaplandı. 9 bin küsur lira tutuyor. Eğer biz onlarınkini düşük vermişsek mühendislerin çalıştığının 1,5 katı, 2 katını kadar verelim ama dosya ücreti almasınlar. Yani. Ha, bakın yani onu orada gizliyor. Evet. İsmi geçen avukat Abdülkadir Bozkurt. Abdülkadir Bozkurt. Evet, kesin. Cevap hakkınız saklıdır. İstediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Evet, ben bilginiz olsun. Açık ve net söylüyorum. Önümüzdeki mesleği gündeme getirsinler. Desinler ki arkadaşlar biz bu ücrette çalışmıyoruz. Tamam mı? Bize mühendislere verdiğinin 1,5 katını verin. 1,5 katı. Teşekkür ettim Sayın Başkan. Biz de verelim. Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. Duydunuz Sayın Avukatım. Sayın Başkanım size söz verdi. 10 bin geçen sene, bu sene içinde 20 bin tavsiye etmiş. Ama siz kabul etmemişsiniz. Dava başındaki olaylardan yani vazgeçmemişsiniz. Yani geçen zaman olsaydı da benimle ilgili de bir şeyde serzenişte ve suçlamada bulunmuş. Yok, benim şeyle ilgili. Sayın Başkan hiç oralara girmeyelim. Evet. Uzun evet, süre. O zaten hukuk süreçtedir. Şu o anda, hukuk süreçte onu konuşmamız da doğru değil. Hukuk süreç içerisinde. Bir de kişisel oluyor. O hukuki süreçtir. O evet. Devam ediyor. Evet. Sevgili izleyiciler. Hemen kapatıyorum. Hoşça kalın. Başka programda görüşmek üzere.